nasıl gülüyorsun Beray, anlamadım. Hakikaten ya. Sen Nisan Nisan diye göğsünü bağrını paraladın. E Nisan gelmedi. E ferahladın sanki. O öyle değil. Cengiz'i silip attım içimden. Bu onun rahatlığı. Ben kızımı ne yapar eder geri alırım. Vay be. Helal. Ben bile Baro'yu kolay kolay silip attım diyemiyorum gönül rahatlığıyla. Ben dağlarda büyüdüm Özge. Yara kangren olmuşsa kesip atacaksın orayı. Bey iki nasıl? Aç şunu gözünü. Aç. Aç aç. Aç. Ne oluyor böyle akşam akşam? Ya bari çorabımızı içseydik. Ben bugün ne dedim size? Ne dedim Perihan Malas? Ha? Geç şöyle. Geç. Geç, geç. Geç diyorsam geç. Ne dedim ben Kevser Kılıçkaya? Mazgaldan seslenince... Evet. Hamdolsun deyin dedim. E niye demedin gözüm? Geç bakalım sen de. Geç. Bırak örgüyü. Geç. Geç, geç, geç. Ama sen de bunlara bir şey öğretmiyorsun Zinet Sultan. Ekrem. Senin derdin ne? Benim bir derdim yok. Hiçbir derdim yok. Vay 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 vay. Ben muhatap olmam diyorsun yani Beray Şahin. Hiçbir paye kalıcı değil Ekrem. O kadar sevinme yeniden baş gardiyan oldum diye. Sen hücreyi unuttun gözüm. Artık bebek de yok. Hatırlamak ister misin tadını? Çık. Çık dışarı. Git. Git. Çık. Alın bunları dışarı. Al. Kapat kapıyı. Tütsü yaktım koku için ama dışarıdan gelince balık kokusu var mı? Bilmem. Hilal'in kederinden, ayrılık acısından hiçbir şeyin tadını, kokusunu alamıyorsun, öyle değil mi? Ne alakası var şimdi Valide Hanım? Çok alakası var. Derin üzüntü hallerinde olurmuş öyle şeyler. Sinir sistemi kendini felç edermiş. Evet, bu ayrılığa üzüldüm annem. Ama ben çok şey atlattım. Bunu da atlatırım, merak etmeyin. Neyse. Zaten Hilal de gitmiş buralardan. Göz görmeyince gönül daha kolay katlanır. Nereye gitmiş? Büyük tekneyle balığa çıkmış. O teknelere kadın almazlar ki. Nasıl çıkmış balığa? Ben de çok şaşırdım. Kim bilir? Belki de Mert'le birlikte çıkmıştır. Siz nereden biliyorsunuz? Balıkçılar söyledi balık alırken. Gidip oralarda Hilal'i sormadınız umarım. Hiç öyle bir şey yapar mıyım oğlum? Ne oldu yine? Anne ben yemek yiyeceğim. Hoşçakalın. Dur kahya geçirsin seni. İyi geceler. Efendim. Bağlayın. Aysel Hanım, Ahmet Bey gelmedi mi daha? Ya.
Siz hiç üzülmeyin Aser Hanım. Ben şimdi geliyorum. Ekrem Bey. Ekrem Bey. Buyurun efendim. Az önce cevap vermediniz. Efendim malum tecritte bazen telsizler çekmiyor. Ben şimdi çıkıyorum. Bana söyleyeceğiniz bir şey var mı? Hayır efendim. Burada her şey yolunda. Ben bu gece nöbete kalıyorum. Teşekkür ederim Ekrem Bey. Rica ederim efendim. Aç kapıyı. Kapat kapıyı. Hadi bakalım tecrit kuşları. İyi uykular size. Ben birazdan yoklarım yine sizi. Abla, neydi bu başımıza gelen ya? Nasıl bir yer burası böyle? Sabret Kevser. İlk anki kadar kötü olmuyor. Alışıyor insan. Buraya nasıl alışılır ya? Ay Allah'ım sen aklımı koru ya Rabbim. Avazım çıktığı kadar bağırasım geliyor abla ya. Sakın bağırma. Kendi sesinden korkarsın. Ay ay başıma hiç böyle kötü bir şey gelmemişti. Beterin beteri var Kevser. Bundan daha beteri ne olabilir ki? Burada yalnız olduğunu düşün. Ay. Sizin hakkınızı nasıl öderim ben Tanser Hanım? Estağfurullah o nasıl söz? İyi ki aradınız. Bir sözümle. Sağ olun. Ne oldu Aser Hanım? Ne yaptı yine o huysuz oğlunuz? Sormayın. Huzursuzluğu gittikçe artıyor. Ben de endişeleniyorum Ahmet Bey için Aser Hanım. Biliyorum. Eksik olmayın. Sinirleri çok bozuk. Ruh sağlığı pek iyi görünmüyor. Yapmayın. Korkutmayın beni. Selma'nın intiharından sonra bir süre müşahede altında kalmıştı. Çok zor bir dönem geçirmiş olmalı. İstanbul'da özel bir klinikte yattı bir süre. Üzüldüm. Umarım bu durum tekerrür etmez Aysel Hanım. Yoksa sizde böyle bir intiba mı bırakıyor? Aysel Hanım, sizi telaşlandırmak istemem ama Ahmet Bey biraz istirahat etse çok iyi olacak. İşte tamamen aynı fikirdeyim. Sen yoksun. Yeryüzünün en güzel şehirlerinden biri boşaldı. İçinden elini çektiğim bir eldiven gibi boşaldı. Söndü artık seni görmeyen aynalar. Nasıl sönersin?